Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Farkındayım. Sipariş etmiş olduğum bir şey geldi. Ne bir geldi? Bu. Kendisi ufacık tepecik ama çok heyecan verici, çok güzel bir ürün. GoPro Killer olarak da geçiyor. Xiaomi Yi. Hemen şöyle size gösterimini de yapayım. Bakalım bunu inceleyeceğiz bugün. Nasıl bir kamera olduğunu keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, Xiaomi'yi görmüş olduğunuz gibi ufak kutusunda açıyoruz tekrardan. İlk başta karşımıza çıkan ufak bir kamera oluyor. Şimdi şuradan ön kısmı görüyoruz direkt. Buradan güç düğmesine basılı tutarak açıyoruz ve direkt sesini duyuyoruz açıldığını. Şurada evet Wi-Fi. Buna bastığınız zaman da Wi-Fi ile mobil telefonunuz ya da tabletinize bağlayabiliyorsunuz. Şuradaki düğmesi çekime başlama düğmesi. Fakat şu an için SD kart olmadığı için çekim yapamadığından kendisi böyle bir sinyal veriyor. Her neyse, kutu içeriğinde açtığımız vakit şöyle ufak bir kutu çıkıyor. Bu kutu içinde ufak bir kablo barındırıyor. Açayım hatta onu da. Evet, bu gerçekten çok güzel ve iyi bir kablo. Hani sağlam bir kablo aynı zamanda. Yanında dandik bir şey vermemişler çimen olmasına rağmen. Kutuyu da açacak olursak içinden herkesin bildiği üzerine kullanım kılavuzu çıkıyor. Neyini ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan. Bu gibi. Hepsi Çince tabii ki. Ha, aynı zamanda telefona uygulaması da var bunun. Buradaki barkodu okuttuğunuz vakit Action Yi adlı uygulamayı indiriyor. Bu Action Yi adlı uygulamada telefonunuzla bağlantı kurmanızı ve kameranın aldığı görüntüyü gösteriyor. Her neyse, kameraya tekrar dönecek olursak, kamera gerçekten çok güzel boyutlara sahip. GoPro ile hemen hemen aynı boyutlarda. Fakat GoPro'nun ürünleri bunu olmuyor. 1-2 milimle GoPro ürünlerine sığmıyor ya da böyle tam uyum göstermiyor. Her neyse. Ben şimdi kamerayı kapatıyorum. Böyle kapandı. Şu çok önemli. Normal ürünlerde, normal GoPro ürünlerinde bu vida deliğini bulamazsınız. Yani vida deliği dürüstlükçe diğer bir deyişle üniversal girişi bulamazsınız. Tripod'lara taktığınız bu üniversal giriştir. Normalde bunun için ekstra bir aparat almanız lazım GoPro'nuza, ama bunun üzerine adamlar direkt koymuşlar. Bu da çok güzel bir detay olmuş bence. Her neyse, arka kısma gelecek olursak da şurada evet açtığımız vakit micro SD yuvası, USB yuvası ve HDMI bağlantısı görüyoruz. Bunlar da gerçekten olmazsa olmazlardan zaten. Ve son olarak da arka kapakta şöyle girmemiz gerekiyor. Son olarak arka kapakta evet şöyle destekli bir kapa var. Batarya. Bu batarya işi biraz şöyle biraz şey olmuş. Hani ne desem 1010 mAh bir bataryası da var ayrıca. Detaya gelecek olursak, ben bunu nereden aldım? Ben bunu Banggood sitesinden aldım. Zaten videonun açıklamasında da video açıklamasında zaten yazarım bunu. Banggood sitesinden $63 karşılığında aldım. Herhangi bir kargo ücreti alınmıyor. $63'a da ki böyle özelliklere bence gayet uygun. Yani Full HD 60 kare video çekiyor ki birazdan cep telefonu uygulamasından da size nasıl olduğunu göstereceğim. Bence hoş bir kamera. Bunun bir de beyaz renk seçeneği var. Bunun bir de üst versiyon seçeneği var. Bu üst versiyonunda da bunun bir üst versiyonu varmış. Bunun bir üst versiyonunda da arada $20 falan oynuyor herhalde. Ama onda da 2K video çekme özelliği varmış. Ama bu gayet yeterli. Hani ne yaparsınız artık bisiklete binerken, motosiklete binerken, işte atıyorum bir seyahate giderken, kendinizi çekmek isterken 16 megapikselde kadardı bu arada. 16 megapiksellik fotoğraf kalitesi var. Gayet başarılı bir ürün. Bunun ayarlarının hepsini cep telefonunun
uygulaması üzerinden yapıyorsunuz. Dilerseniz şimdi cep telefonu bağlantısı nasıl oluyor ona geçelim. Evet, şimdi cep telefonu kısmına gelirsek eAction bölümünden yüklediğimiz uygulamada açıyoruz. Bunu açtıktan sonra da Wi-Fi düğmesine basıyoruz. Şuradan da kırmızı düğmeye bastığımız zaman bağlanmadı. Bir daha deneyeceğiz. Tekrar basıyoruz bulması için. Şu an kamerayı arıyor. Kameramızın üzerindeki mavi ışık yanıp sönüyor. Önemli olanlar bunlar. Kamerayı hala arıyor. Bulamıyormuş. Ben de burada fail oluyormuşum. Hah, buldu. Evet, çok yaklaştırmak lazım. Gayet güzel bence. Çünkü görüntüyü Wi-Fi üzerinden aktarmasına rağmen görüntü kalitesi hala sabit olarak kalabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Uygulama üzerinden ayarlara gelecek olursak da video kalitesinin çözünürlük ayarında, resolution ayarında 1920'ye 1080x60 kare, saniyede 60 kare, 16'ya 9 widescreen özelliklerini seçebiliyorsunuz. Ama dilerseniz videonuzun kapladığı yeri daha azaltmak adına 30 kare, 48 kare ve 24 kare seçenekleri de var. Bunun dışında yine 720p VGA kalitesine kadar düşürebiliyorsunuz. Fotoğraf çekimi 4608'e 3456 4.3. Bunu wide de çekmiyor. 16 megapiksel ya da diğer seçeneklerde wide seçeneği yok. Ama tahmin ediyorum ki bu yazılımsal bir şeydir. Çünkü videoyu wide çekebildiğine göre fotoğrafları da wide çekebilir diye düşünüyorum. İşte diğer ayarlar videonuza buradan ya da fotoğraf çekeceğiniz fotoğraflara gün ve saat gibi detaylara gidebiliyorsunuz işte. Ya da bunun dışında şey ayarları yapabiliyorsunuz, kalite ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Bu gibi şeyler var. Ve ayrıca buradan cep telefonunuz üzerinden bütün dosyalara erişebiliyorsunuz. Dosyalar demişken de hafızasıyla ilgili bilgi vereyim. Kendi hafızası yok. MicroSD kart takmak durumundasınız. Her aksiyon kamerasında olduğu gibi 64 GB'a kadar desteği var. Bunların dışında cep telefonu üzerinden de kameranın pil durumunu görebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Video çekme komutu verebiliyorsunuz. Bu bence gayet iyi olmuş. Cep telefonunuzun uygulama bölümüne kapanma tuşuna bastığınızda kapatıyorsunuz ve otomatik olarak uygulama da kapanmış oluyor. Ve tekrardan eğer bir Wi-Fi ağa bağlıysanız cep telefonu otomatikman Wi-Fi ağınıza geri dönmüş oluyor. Evet, bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Xiaomi ile birlikteydik. Bir dahaki incelememizde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bu inceleme konusunda da inceleme diye kanalın açıklamasını yazdım. Bu da benim ilk incelemem oldu. Umarım beğenmişsinizdir videomu, incelememi. Ben verebildiğim kadar detaylı bilgi vermeye çalıştım. Detaylı bilgiden çok kişinin alması gereken, kişinin merak ettiği bilgileri vermeye çalıştım. Kesinlikle bu işlerde uzmanım diyemiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. İzlemeye devam edin beni. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.